Merhabalar, 2021 Ağustos ayının gezegen hareketlerini ve bize nasıl etki ettiğini değerlendirmeye devam ediyoruz. 8 Ağustos'ta 16 derece Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni aylar tabii bir aylık bir gündemimizi belirliyor. Yani o bir ay boyunca hayatımızda düştüğü alanda bir harekete geçmemiz gerekiyor. O konuyla ilgilenmemiz gerekiyor, o alanın konusuyla ilgilenmemiz gerekiyor anlamına geliyor. Bir başlatma enerjisi ama başlangıcı yeni ayda yapmıyoruz. Yani bir şeye başlamamız gerektiğini hissettiğimiz zamanlar bunlar. Çünkü yeni ayda ayın ışıkları görünmediği için karanlık, henüz ortaya çıkacak bir şey yok ama çıkacağını biliyoruz biz. Bu yeni ay başlatmakla ilgili olsa dahi bu yeni ay karşısındaki Kova burcundaki Satürn'le aslında bir şeyleri bitirmemiz gerektiğini söylüyor bize. Satürn bitirmekle ilgilidir. Yahut da bir şeylerin başlaması için zamana ihtiyacımız olduğunu, biraz daha deneyim kazanmamız gerektiğini, zamana yaymamız gerektiğini söyler bize. Ve aslında da Boğa burcundaki Uranüs'le daha yakın derecelerde bir kare yapıyor. Uranüs aniden ortaya çıkan şeylerle ilgilidir genel olarak ama sabit burçlardaki bu anilik aslında bizim beklememiz gereken bir krizdir, kriz anlamına gelir. Ve yeni ayın Uranüs'le kare yapması uğraşacağımız konuların bize çeşitli sürprizler getirebileceğini ama bunu görebilmemiz için de bir mesafe koymamız gerektiğini söylüyor. Hem Satürn hem Uranüs mesafe koymakla ilgili. Buradaki Satürn aslında bizden daha ileri görüşlü kişilerden fikir alırsak daha çok işimize yarayacağını söylüyor. Satürn Kova burcundaki otorite figürünü temsil eder Satürn ve deneyimle ilgilidir. Kova burcu da ilerici, yenilikçi fikirlerle ilgilidir. Dolayısıyla görmüş geçirmiş ve bizden daha açık fikirli bazı büyüklerden diyelim ki fikir alırsak bizim bu yeni ayda yapacağımız işlerde işimize yarayacak anlamına gelebilir. Ve yeni ay esnasında Jüpiter'le, gene Kova burcundaki Jüpiter'le Aslan burcunda karşıt yapan bir Merkür var ve bu Merkür yod açık kalıbı dediğimiz bir açık kalıbının odak noktasında duruyor. Oğlak'taki Plüto'yla 150'lik yapıyor ve Balık'taki Neptün'le 150'lik yapıyor ve odak noktasında duruyor. Bu şu anlama geliyor. Yani bizim dönüştürmemiz gereken fikirler var. Çünkü 150 derecelik açı kalıbı dönüşümle ilgili bir açıdır. 150 derece. Artık işimize yaramayan fikirleri, düşünceleri bırakıp yeniye yer açmamız gerektiğini söyleyen bir açı kalıbı bu. Ve Neptün'le 150'lik yapması da bizim aklımızdaki bize ilhamla gelen şeylerin aslında toprak grubunda Oğlak'taki Plüto ile gene somut bir şekle dönüştürebileceğimiz anlamına da geliyor. Ve bir toprak üçgeni de var aynı zamanda. Başak burcunda Venüs, Oğlak'ta Plüto ve Boğa burcunda Uranüs aslında bizim ihtiyacımız olan sabrı bize verebiliyor. Toprak çünkü elementi de sabırla ve zamanla ilgili bir element ve bu üçgende adım adım çalışarak, Venüs'teki Başak plan yaparak çalışmayı seviyor. Oğlak Burcu, Plüto gene adım adım ilerlemekle ilgili. Boğa Burcu da bir şeyi somutlaştırmakla ilgili. Dolayısıyla bu yeni ayda biz sabırlı bir şekilde ve dediğim gibi karşısındaki Satürn'le bize sürprizle gelecek olan bazı konuların Uranüs ve yeni ay karesinin sürprizle gelecek olan
konuların bir zamandır, bir süredir hazırlandığını ve bu yeni ayda hayatımıza gireceğini, eğer o sabrı ve çalışmayı gösterebilirsek olumlu bir takım gelişmeler olabileceğini, aynı zamanda da dönüştürmemiz gereken fikirler olduğunu, yani sabit fikirlerden vazgeçip bir konuya takılı kalmayıp yeniye yer açabildiğimiz zaman hayatımıza sürprizler getirebileceğini söyleyebileceğimiz bir yeni ay. Yani bu Uranüs-Satürn karesini tetiklese dahi bu yeni ay, güçlü bir yeni ay. Çünkü Aslan Burcu'ndaki yeni aylar Aslan'ın yöneticiliğinde, Güneş'i, Aslan Burcu'nu Güneş yönetiyor. Aslan'ın yöneticiliğinde. Tabii Aslan yeni ayı dediğimiz zaman Aslan Burcu'nun özelliklerini de iyi kullanmamız lazım. Olumlu anlamıyla hevesli Aslan Burcu, yaşama sevinciyle dolu, gururlu, onurlu, şerefle ilgili bir burç. Ama olumsuz tarafıyla da diktatör, sabit fikirli, kontrolcü bir burç. Benim dediğim olsun diyen bu burç. Dolayısıyla bu yeni ayın bize sunduğu fırsatları değerlendirebilmemiz için de tabii Aslan'ın olumlu ve olumsuz yönlerini dengeli kullanmamız gerekiyor. Bu yeni aydan 16 derecede gerçekleşiyor yeni ay ve 16 dereceye artı eksi 5 derece yakınlıkta Boğa, Kova, Aslan ve Akrep burçlarında gezegen ve noktaları olanlar güçlü bir şekilde etki alacaklar. Doğum tarihlerine baktığımız zaman da Şubat, Mayıs, Kasım ve Ağustos aylarının ikisi, üçü ile 13-14'ü gibi ara dönemlerinde doğmuş olanlar güçlü bir etki alacak, ama isabetli yorum yapabilmek için tabii ki haritanın bütününün değerlendirilmesi lazım. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.